Şimdi Bekir Dereli Bey, süremiz 15 dakika. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Burada benim elimdeki notlarda yok. Evet, Bekir Dereli, İzmir merkez, İslam tasavvuf kültürüyle medeni insanı araştırma ve yaşatma kurucu başkanıyım ve böylece huzurlarınıza iki gündür müşahit olduğumuz bu güzel sempozyumun güzel oturumlarını kafa kulağıyla değil, yürek kulağıyla dinledim. Mutlu oldum, halen mutluyum. Ancak efendim, mutluluk sadece Eskişehir'e mahsus değil. Mutluluk tüm insanlığı kaplamalı. Almış olduğumuz nüanslarda efendim, bizi aynı yöresel, küresel olarak o erdem insanlarımızı, o güzide insanlarımızı bizim buradan öğrendim ben. Hepsini ayrı ayrı bize tanıttılar. O tanıtımcılara da şu oturduğum yerden teşekkür ediyorum. Ancak benim mevzuatım nedir? Efendim, Araplarda bir atasözü var. Hayrul kelami me galle ve delle. Sözün hayırlısı az ve öz olanıdır. İnşallah ben 10 dakikada bitiririm de başkanımızı memnun ederim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Evet efendim, benim şuradaki vereceğim mesaj yine tasavvuf. Şu yüz yüze gelmiş olduğumuz şu güzide topluluk evde, işte, uzakta, kenarda, köşede işini gücünü bırakıp, seyahatini, tatilini bırakıp buraya ne için geldi? Tasavvufu merak edip, tasavvufun ne olduğunu öğrenmeye geldi. Çok kısa, basit efendim. Bir tanımla, kapsam, detay kullanmayacağım. Efendim, tasavvuf Kur'an-ı Kerim'de kaynak, kainatın kaynak kitabın kim, nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Benim de kitabım var, o yazmış, bu yazmış. Tamam, bunlar efendim kaynağı ara elemanlardır bu kitaplar. Bunlar da güzel olması lazım. Ancak Kur'an-ı Kerim'de tasavvufun efendim perdelerini araladığımız zaman tasavvuf ilmi ledün ilmi adıyla tanıtıyor bize Kur'an-ı Kerim. 10 surede 17 ayet ile 10 surede 17 ayet ile şimdi dedim ya zaman kazanmak için ne yapıyorum? Sureleri size şimdi saymıyorum ama evlatlarım var burada. Bu evlatlarım sizlere fotokopiden olursa surelerin adlarını ve de şeylerini takdim ederler. Numara, ayetlerin numaralarını. 10 surede 17 ayet ile tasavvufun ilk mürşidi. Bu gelen ilmi ledün sultanıdır. Bu gelen tevhid-i irfan kanıdır. Beni Mevludan zannettiniz değil mi? Efendim ben bunu bu ayetlerden hadis yaması olarak söyledim. Çünkü hadis-i şeriflerde de belirtildiği gibi bu kainatın ilk mürşidi Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem.
mürşit bildire bana. Size de olsun ya, size de olsun. Size hakkı hak hal yakın. Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş diyor Mısır'ı Niyazi. Üzgünüm. Neden üzgünüm? Çünkü iki gündür Niyazi'den hiç söz edilmedi. Hiçbirini kaçırmıyoruz. Hemen şimdi buradan çıkıyoruz dedi ki şeyleri sağ olsun efendim oturumları seyrediyoruz, dinliyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de 10 surede 17 ayet ile şu tasavvuf kültürü efendime söyleyeyim yine Kur'an-ı Kerim'de bir deneme sıgasıyla Musa'ya göndermiş Hızır'ı Allah. Musa tahammül edemeyince tasavvuftan nasipsiz kalmış. Yıllar sonra, asırlar sonra Hazreti Muhammed gelmiş. Musa kardeşimiz biraz sabretseydi de daha nice sırlar açacaktı ona Hızır demektedir. O Allah Resulü söylüyor bunu. Onun için efendim tasavvuf kültürü, aşinalığı evrensellikten gelir. Evrensel bir kültürüdür tasavvuf kültürü. Arapçada Kur'an-ı Kerim lehçesinde ilmi ledün ilmidir. Estaizu billah bir tane örnek vereyim. Nisa suresi 75. ayet. Ezzalimü ehliha vec'alna min ledünke veliyen vec'alna min ledünke sultanen nasira. Sadakallahu lazım. Siz zalimin zulmünden, her çeşitinden, manaya güç katmak için konuşuyorum. Mana zaten güçlüdür de efendim bunlardan uzak kalmak istiyorsanız Allah-u Teala ilmi ledün ilmiyle müzeyyen olmuş bir mürşidü kamile uğrayın, uğrayın. Hiç kılavuzsuz kuş mu uçar? Mürşüttür doğru yol açar. Mürşidü olmayanlar kalır naçar. Bay olsun, bayan olsun. Baylar kız çocukları 9 yaşını doldurduktan sonra bu sorumluluğu taşımalı. Çünkü bayanlar biz baylardan daha erken olduğu için 9 yaşı dinimiz fıkhında böyledir. Ama oğlan çocukları 12 yaşını doldurduktan sonra sorumlulukları girer. Neye sorumlulukları girer? Böyle bir mürşidü kamile. Bu mürşidü kamilleri nereden adresliyorsun? Allah Resulü'nün hitabından. Allah Resulü diyor ki onlar benim gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Kim onlara yakın olursa ışığını alırlar. Onun için vera el ulema un varasetul enbiya. Ülemalar, mürşitler, o güzeller güzeli, kainatın baş öğretmeni Muhammedünül Mustafa bunu söylüyor. Benim varisimdir onlar diyor, varisimdir. Hazreti Muhammed'in bir akrabasını görseniz, size farz-ı mal, hemen koşarsınız değil mi? Bir ülemanın, bir müftünün, bir şunun bunun, saygınlık taşıyan bir kişinin, ilim irfan taşıyan bir kişinin yakınına koşarsınız hemen, yakınından Şirazlı Sadi'nin buyurduğu gibi, ne diyor Şirazlı Sadi? Gül dibindeki toprak elbette gül kokar. Gülden uzak olan toprak neylesin gül kokusunu diye mesajlar çok yüklüdür. Vakit var mı daha hocam? Tam beni memnun edeceğiniz dakikalasınız. Efendim, tasavvuf kültürü bu mesajlar yetmez. Ben sizleri sonun ortasından, sonun başından söz ederek veda edeceğim. Efendim, gönül dostları, siz gönül dostlarısınız. Gönül sultanlarını yad etmek üzere,
İşinizi gücünüzü belki de tencerenizi bıraktınız evde geldiniz. Bayanlar, saygıdeğer bayanlar. Hoş geldiniz, hoşa geldiniz. Neye geldiniz? O gönül sultanlarını yad etmeye geldiniz. Siz olmasanız burada biz duaları mı konuşuruz? Olamaz. Onun için siz varsanız biz de varız. Biz varsınız. Ama baş öğretmen, Amerika'nın kuzeyindeki yamyamların dahi, Amerika'nın kuzeybatısındaki Kızılderelilerin dahi, Fransa'nın, İtalya'nın 72 milletin peygamberidir o Muhammedünül Mustafa. Muhammed Mustafa sadece Müslümanların değerler, cimri insanlar. O evvelse peygamber. 25'ten buyuruldu efendim, temin ki konuşmalarda dinledim. 25 peygamber, bin, bir de bin var. 124 bin. Az söylemişim. 124 bin peygamber diyenler var. Bunlar nezaketen, nezafeten, zaman alan deruni konulardır. İnşallah Allah şu güzide toplantıları sıklaştırır. İnsanlar, ben gerçekten bu kadar bir bayanın burada olacağını, böyle bir tasavvuf kültürüne, bir de efendim o bayanların kılavuzu olan benim kızım efendim Cemal Nur Sadık hanımefendi, sizler onlar, onun eserisiniz, bizim değil. Hocam size teşekkür edeyim mi? Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Efendime söyleyeyim. Daha pek çok, 15 dakikaya sığacak konu değil bu. Bu bir okyanus, bu bir aşk, bu aşk bir bahru ummandır. Bunun hattı kenar olmaz. Delilim sırrı Kur'an'dır. Bunu bilen de ar olmaz. Bekir Hocam'a bu renkli ağzını açıp... Eksiklerimizle için... birlikte Allah'a ısmarladık. Teşekkür ediyorum. Evet, o gruptan en genciniz mi birisi Sevilhan'ıma söz vereceğim. Evet hocam, en genci baktım sizsiniz. En genci. Böyle bir ölçü olsun. Bir nöbet değişimi, yer değişimi yapalım.